Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz bir Laguna 2. Laguna 2'nin daha evvelden bir videosu vardı esasında, fakat en dolu modelini bulunca dedim ki bir de elhamdülillah paketinin videosunu yapalım Laguna 2'nin. Aracımız 2004 model arkadaşlar. Laguna 2'nin faz 1'i, yani makyajsız kasası. Laguna 1 biliyorsunuz 90'lı yıllarda çıkmıştı. 2000'li yılında Laguna 2 ile Renault gözünü açtı 2000'li yıllara arkadaşlar. Yine daha sonrasında 2009-2008 yıllarda da Laguna 3 modeli çıkmıştı biliyorsunuz. Test konuğumuz olan araç privilej paket ve 1.6 litrelik 4 silindirli atmosferik beslemeli bir motora sahip. Bu motor 107 beygir güç ve 148 Nm tork üretiyor. 5 ileri manuel bir şanzımanla birlikte geliyor arkadaşlar. Totalde bu otomobilin 1.6, 1.8, 3 farklı 2.0, yani bir atmosferik 2.0 var, bir direk enjeksiyonlu 2.0 var, yine benzinli. Bir 2.0 turbosu var ve 3.0 benzinli V6 modelleri var. Aynı zamanda 1.9, 2.0, 2.2 gibi dizel versiyonları da mevcut arkadaşlar. Aracın ağırlığı 1350 kilo civarlarında, LPG'si var, Atiker marka, onunla birlikte 1400 diyelim ve fabrika verilerine göre 0'dan 100 km'ye hızlanması 11,5 saniye arkadaşlar. 430 litre bir bagaj hacmi ve 550 kilo civarında da bir taşıma kapasitesi var bu canavarın. Hemen şimdi detaylarına inelim bakalım. Yaklaşalım şöyle. Uzun bir böyle burnu var arabanın ön tarafta, görüyorsunuz. Şurada da bir Hitler bıyığımız var gördüğünüz gibi. Xenon farlarımız var. Şurada da zaten X Xenon diye yazıyor, görüyorsunuzdur. Farikamalarımız mevcut. Burada panjur kısmımız oldukça kibar tasarlanmış. Ortasında bir kibar Renault logosu var yine. Alt tarafta yuvarlak sis lambalarımız mevcut. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Burada kaputun altına gizlenmiş fıskiyelerimiz ve cam sileceklerimiz mevcut arkadaşlar. Yan tarafına doğru geçtiğimiz zaman bir Renault klasiğidir. Şu kuşağın ön tarafında 16 valf yazıyor mesela. Bir tarafta motor, bir tarafta valf sayısı, bir tarafta donanım sayısı. Bu otomobillerde hep vardır, hep yazmıştır. En dolusu olmasına rağmen kapaklı jantlar orijinal fabrika çıkışıymış bu arabada. Bu şekilde geliyormuş. 15 inç jantlarımız var arkadaşlar bu arada. Sinyal lambalarımızı görüyorsunuz. Sarı sarı yan tarafta belli. Marş belimiz ön çamurluktan ayrı, arka çamurlukta bütün bir şekilde yapılmış. Yukarıda bir tane de şöyle sunroofumuz var arkadaşlar. Güzel bir aydınlık veriyor. Liftback tasarımında bir araba bu araba, görüyorsunuz zaten. Şöyle arka tarafına doğru geçelim. Arka tarafta da oldukça usturuplu bir tasarımı var bu modelin. Oldukça derli toplu, sportif duran bir tasarımı var gerçekten. Hani kupe gibi duruyor açıkçası. Şuradan bagaj kapağımızı açalım. Gördüğünüz gibi 430 litre civarındaki bagaj hacmimiz böyle oldukça düz. Burada bir tane 12 volt çıkışımız, bir tane aydınlatmamız mevcut arkadaşlar. Şurada arkadaşlar bir tane yine gözümüz var ufaktan. Buralar hep kaplı güzel. Bir tane pandizotumuz var. Şurada plastik kaplamalar ve tutamaklarımız mevcut. Hemen şöyle kapatalım ve arka tarafına doğru geçelim. Oldukça kibar açılıp kapılan ince böyle zarif kapılarımız var. Kapı yüzeylerimiz hafif yumuşak arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada makam perdelerimiz mevcut arka tarafta. Yanan aydınlatmalarımız var, bakın burada uyarı aydınlatmaları, bunlar güzel. Şuralar hep deri kaplı ve dikişli. Kabase marka bir ses sistemi var. Alt kısmı böyle ufak bir pedle kaplanmış. Kapı içi gözlerimiz mevcut. İçerisine doğru girelim. Sağ sol koltuklarda Isofix bağlantımız mevcut. 3 tane kafalığımız var. Orta tarafta şurada bir tane şöyle kol dayanağımız var. Şöyle içini açtığınız zaman da 2 tane bardaklığınız falan çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında çok küçük bir şaft tünelimiz var. Şurada bir 12 volt çıkışımız var, görüyorsunuz. Bir de kilit işareti var ama o herhalde çocuk koltuğuyla ilgili. Onu tam net çözemedim arkadaşlar. Şöyle şurada bir tane küllüğümüz mevcut. İçine doğru biniyorum. İçeride yukarıda böyle görüyorsunuz tutamaklarımız, askı aparatlarımız mevcut. Ayrılı emniyet kemeri mandalları. Sol ön tarafta bir tane gözlüklüğümüz var. Yine burada bir tane aydınlatmamız var. İki kişinin tam ortasına, ortadakinin tam kafasına denk geliyor arkadaşlar. Arka tarafta bir tane makam perdemiz mevcut. Baş mesafem şöyle yaklaşık 4 parmağı zorluyor. Yani tam 3 parmağım geliyor buraya. Diz mesafemiz de şu şekilde. Benim boyum 1.78 arkadaşlar. Ve arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış açısı tam olarak bu şekilde. Arkalarda biraz böyle hafif önlerden yukarıda koltuklar ama yatarak oturduğumu söylemeliyim. Koltuklar epey bir rahat. Ve 4 ayak altında da şöyle aydınlatmalarımız var. Bakın ön tarafta da ayak altı aydınlatmalar mevcut. Ve ön tarafa geçiyorum. Normalde araçta anahtarsız giriş özelliği de var. Ama şu anki araçta bakım yapılması gerekiyormuş. O yüzden çalışmıyor arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. Burada yine aydınlatmalarımız var gördüğünüz gibi. Buralar komple deri kaplı. Şuralar sert plastikle kaplanmış.
Burada dört camımız tam otomatik çalışabiliyor. Kapı içi gözlerimiz, aydınlatmamız, kapı içinde kapaklı ve içerisi kaplı bir gözümüz mevcut burada yine. Ön iki koltuğumuz elektrik ayarlı arkadaşlar. Gayet güzel. Bunlar da deri kaplı komple. Sadece bunda opsiyon olarak koltuk ısıtma mevcut değilmiş. Buradan elektronik olarak koltukları falan da her tarafını ayarlayabiliyorsunuz. İçerisine doğru biniyorum. İçeride abi şurada iki tane havalandırma menfezi mevcut. Şurada bir ışık şiddeti ayarı mevcut arkadaşlar. ESP tuşumuz var. Burada bir tane şu hız sabitleyici sonradan takılmış, bu otomobile sonradan takılabiliyormuş. Bilginiz olsun. Şurada da artı eksi tuşlarını yapmış sahibi. Burada arkadaşlar şöyle bir tane kadranımız var gördüğünüz gibi. Şöyle bir anahtarımız var. Üzerinde Laguna yazan görüyorsunuz. Bunu şuraya takıyorum abi. Şöyle buradaki kadranlarım her tarafım yanıyor. İngilizce bir bilgi ekranımız çıkıyor burada arkadaşlar. Aracımız 114 bin kilometrede bu arada. Kilometresi de gayet düşük. Şöyle de çalıştırabiliyorsunuz. Hemen bir fonksiyon kontrolü yapıyor. Ok diyor. Bakın yol bilgisayarında da şu şekilde veriler var. Yine silecek kolu üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Şurada bir ses sistemi, ayar tuşları, butonları yer alan alan var arkadaşlar. Direksiyonumuzun derinlik ve yükseklik ayarı mevcut. Böyle çok kaba duruyor ama öyle çok güzel oturan bir direksiyonu var kesinlikle. Burada arkadaşlar tarihi dereceyi falan gördüğünüz, kapı açık uyarısını gördüğünüz bir ekran var şöyle görüyorsunuz şu an sizde. Aşağı doğru indiğimde burada bir boşluk, şurada bir ses sistemi var. Kabasya yazıyor üzerinde. Üstteki kapağı kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası dümdüz de olabiliyor. Buraya sonradan bir double din de takabilirsiniz. Şuraya bastığınız zaman açılan bir bardaklığımız var burada. Şöyle basınca tekrar kapanıyor. Aşağıda dijital klima panelimizi görüyorsunuz. Onun altında anahtar giriş yuvası. Onun altında da bir tane küllük ve çakmaklığın olduğu alan var. 5 ileri manuel şanzımanımız burada. Dörtlü flaşör, kapı açıp kapama tuşumuz yine burada yer alıyor. Arkaya doğru geldiğim zaman burada da bir tane koltuk altı gözümüz var. Bu göz yalnız böyle üstünde bir şeyler var ama bayağı bir derine doğru gidiyor. Görüyorsunuzdur umarım. Şurada da bir tane 12 volt çıkışımız mevcut arkadaşlar. Bu da güzel bir detay. Bunun bir de şurada bir alanı daha var şu şekilde. Gördüğünüz üzere böyle bir yerimiz daha mevcut. Sağ tarafına doğru bir bakalım. Burada küçük bir torpido gözümüz var. L şeklinde. Şurada zaten bir sırt. Şurada da içeri doğru evrakları falan koyabileceğiniz bir alan var. İki tane de bardaklık var kapağın üstünde. Yukarı doğru çıktığımız zaman yukarıda şurada ışıklı bir makyaj aynası. Şurada bir tane aydınlatmamız. Yine burada bir tane ışıklı makyaj aynası. Otomatik kararabilen iç dikiz aynası var. Bu aydınlatmanın ayarı da var. Yani bunu şiddetli veya düşük şiddetli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Artırıp kısabiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş o da. Sanof ayarlarımızı da yine buradan yapıyoruz. Ve hemen kameralarımızı bağlayalım. Sürüşe geçelim arkadaşlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Panda'dan sonra senin Laguna'ya da geçtik artık. Laguna'nın da videosuna başlayalım. Kapı kilitlerimiz de var hemen 20'yi falan geçince, 15'i 20'yi hemen kendi kilitliyor kapıları. Laguna'nın bir şöyle 2.0'ına falan denk gelemedik yani. Şöyle bir 2.0 turbosu veya 3.0'ı olsa daha güzel olacaktı ama 1.6'larına devam ediyoruz. Türkiye spek diyorum ben evet. Ona da. Ya biz de böyle abi, yapacak bir şey yok. İşine geliyorsa 1.6 yani. Dikiz aynalarımız çok şey değil. Aslında açıları güzel ama uzun değiller. Yani yanlara doğru iyi. Biraz daha böyle bir tık daha böyle uzun olsa 1-2 santim her tarafı göreceğim. Bütün Sivas'ı alacağız oradan ayaklarımızın altına ama maalesef öyle değil. Ortadaki ayna güzel ama abi. Bakması bile güzel. Mavimsi bir de rengi var ya. Evet. O renk gerçekten güzel. Karartma olduğu için çok iş görüyor. Bir de ben bu arabanın açık renk döşemelerinin renklerini çok sevdim. Mesela şimdi şu renk tonları çok güzel değil mi sence de? Gözü öyle. Yormuyor. Gri. Öyle. Hem böyle siyah siyah değil. Hem o sarı sarı cart cart renkler değil. Böyle hem açık renkli hem de güzel böyle antrasitli grili falan. Yanlış görmedim zaten, hiç denk gelmedim herhalde. Aynen. Yok. Aynen bunun şey sarısı marısı da var bunun böyle sarısı. Ahşaplısı falan da var herhalde yurt dışında. Gördüm internette var yani. Vallahi bilmiyorum. O biraz zenci style oluyor, ben çok sevmiyorum onu. He, onu çok sevmiyorum diyorsun. Ama bu renk tonunu ben seviyorum yani, şu renk tonu güzel, tam ideal bu. Arabada şey var mesela, bu konsolun tasarımı, şu ortanın tasarımı falan böyle biraz yayvan geniş ya. Arabada biraz yaylanarak gidiyor. Gerçekten uzun yol keyfi var bu arabada. Koltukları da rahat. Yani birçok anlamda bu araba kesinlikle uzun yolda çok rahat bir araba. Devam edelim. Koltuklarımız oldukça rahat. Elektrikli ayarların yönleri gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok ama
Bunun arka koltukları elektrikli, işte kafalıkları elektrikli vesaire, direksiyon elektrikli, elektrik ayarlı versiyonları falan da var. 3.0'larında geliyor diyorsun. 3.0 evet. Onlar da geliyor. 1.6'ların herhalde en dolusu bu abi. Koltuk ısıtma hariç. Faz 1 için evet en dolusu bu. Faz 2'de daha dolu geliyor mu? Faz 2'de privilajda ufak tefek farklar var bildiğim kadarıyla, yine aynı sayılır. 3 aşağı 5 yukarı. Zaten makyaj genelde şeydir ya, birini alır öbürünü koyarsın yani. Öyle oluyor evet. 3'te hani... çok değişiyor da 3'te ekran falan geliyor. Aynen işte, ekran falan geliyor. Buna da aslında ekran yerimiz var. Var. Gayet güzel, buna ekran takılabilir. Şuraya ekran taksan hiç abes durmaz yani. Ses sisteminin kalitesi iyi güzel olduğu için hiç kıyamıyorsun. Aynen öyle. Abi şimdi arabanın süspansiyonlarından devam etmek istiyorum. Süspansiyonlarımız yumuş yumuş. Gerçekten çok güzel bir yolda yaylanma hissiyatı var. İnsanın ciddi manada hoşuna gidiyor. Süspansiyonları çok güzel ama çok bozuk yola girdiğin zaman biraz da ses yapıyor. Ama şeyde hani şey derler ya, ya o araba tam uzun yol arabası, asfalt arabası o. Bozuk yola sokmayacaksın onu derler. O işte bu. Bu araba bu araba kesinlikle. Onun da bir doğruluk payı var. Gerçekten de hani şeyi söyleyeyim, döneminin Passat'ından yumuşak bu araba. Gerçekten nazik daha nazik bir araba bu. Yani nazik ve o konfor seviyesi de güzel evet arabanın. Ha, onun da avantajı dezavantajı var mı? Tabii ki var. Yani yol tutuş kısmına geldiğin zaman, atraksiyon yapmaya çalıştığın zaman bunun dezavantajını görüyorsun. Ama bu bir atraksiyon arabası değil. Bu oturtup gitme arabası. Öyle bakarsan da bence ciddi manada avantajlı. Kendine çeken bir tarafı var. Çünkü her tarafı yumuş yumuş arabanın. Yumuşaklık her zaman hoşa gider abi. Direksiyonuna gelelim. Direksiyonun ele oturuşu çok güzel. Ben bu direksiyonu çok sevdim. Çok net bir direksiyon değil. Olabildiğince klasik, sade. Hissiyatı ortalarda. Hani böyle çok yolda ne oluyor ne bileceği hiçbir şey hissetmiyorsun neredeyse. Bundan daha kopuk direksiyonlar var. O kadar kopuk değil ama yine işler karıştığında buradan yönetebiliyorsun işi. Ama şey, böyle çok net falan bir direksiyon da değil. Sportif değil yani. Klasik bir direksiyon var arabanın. Elektrik destekli olmadığı için biraz daha sert zaten. O biraz yol hissiyatını arttırıyor. Elektrik desteği olduğu zaman daha hissiz bir direksiyona dönüşüyor genelde. Aynen. Netliği artırıyorlar işte onun evet yerine de. Bunda da yine çok his yok ama güzel yani direksiyon. Öyle şey değil. Arabada abes durmuş demiyorsun. Bu arabaya gayet uyumlu bir direksiyon. Hani ya bu arabanın da direksiyonu şöyle diyebileceğin bir pozisyon yok. Yok. Tam arabaya cuk oturuyor bence bu direksiyon. Şuradaki ses sistemi ayarları da güzel. Rahatlıkla ulaşıp ayarlayabiliyorsun. Sıkıntı yok. Şanzıman kolu biraz aşağıda abi. Öyle. Yani mesela bu D segmenti bir arabada ben şurada iki tane bardaklığı mı? Var bir tane ama iki tane olacak. Bir de şu şanzımanın biraz daha şöyle yukarıda olmasını böyle tık tık şuradan değişmeyi şu isterim. Zaten Renault'un klasiği artık. Hani 2010'a kadar Megane 2 bitene kadar, hatta Megane 3'te dahi. 3'te de var. Şu Renault'un klasiği. Ya bu kol güzel. Tutuşu iyi. O konuda sıkıntı yok yani. Yok, aşağıda olmasın. Standart. Megane evet 2'de de öyle, Megane 3'de aynen de öyle, hepsinde öyle. Aynen ama ne var mesela, şimdi ben bu modelde bir Kangoo bindim mi bu kol biraz yukarı aynen çıkıyor. Aynen. O zaman daha tatlı oluyor. Yani daha güzel vites değiştiriyorsun. Daha güzel arabaya hakim hissediyorsun kendini. Bu da kötü değil ama bir tık yukarıda olsa daha artık yani geçmiş bu. Bitti bu. Ne kadar da olsa desen bunu böyle yapmış adam. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir sonraki şey. Bir de bu arada şey, buradaki dikiz aynası da arka camın şeyi şekli aynı ya. Aynen evet. Hoş oluyor yani. Ben öyle detayları seviyorum. İnsanın hoşuna gidiyor. Şimdi neye gelelim? Arabanın yalıtım seviyesine. Motor sesi 2500 lira kadar bir ses yok. Gayet rahat, sessiz, benzinli motor zaten. Gidiyorsun. Bunun faz 2'leri 115, faz 1'leri 107 beygir bunda. Şimdi birazcık böyle uzun yola çıktığın zaman, otomobilde tabii ağır bir araba olduğu için, büyük bir araba olduğu için, bunda 1.6 ile kaldırıp götürmek istediğin için ne oluyor? Şanzıman oranlarını kısa yapıyor Renault. Kısa yapmasının sebebi araba daha diri gitsin. Çok düşmesin. Yığılmasın. Dezavantajı ne? Dezavantajı da ses geliyor işte. Ses. Yapacak bir şey yok. Ses geldiği zaman uzun yolda mesela 105'in üstü ses başlıyor. Rüzgar sesi yaklaşık yine 100-105'ten itibaren geliyor. Gayet güzel böyle bir araba için. Yol sesi de arka taraftan şöyle 70'leri 80'leri geçtikten sonra bagajın oradan hafif hafif gelmeye başlıyor. Onun dışında böyle altlarında pek bir yol önden sesi falan gelmiyor, duymuyorsun. Önden gelmiyor. Çok gelmiyor. Arkadan, arkadan geliyor. Geliyor. Arka taraftan arka geliyor. Arka tarafa aracın biraz daha yüksek. Tahminim ondan kaynaklı. Şey bence bagajın altındaki yeraltımla alakalıdır muhtemelen. Evet. Bir de tabii şey değil. Sedan değil ya tam. Liftback. Ondan yani dolayı. Liftbacklerin kaderi bu zaten. Hani. Aynen. Orayı dolduracaksın yaraltım malzemesiyle. Bin, neye binersen bin aynen öyle. Yokuş yukarı bir test yapalım. Onu merak ederler şimdi. Yap da çok bir şey bekleme yani. Ama sesi güzel. Yap bakalım ne olacak. Tüpteyiz. 5500'de vites değiştirdim. 50
60, 70, 80, 5300'lerde değiştirdim. 90, 95, 100. Sivas'ta havalimanı yolundayız arkadaşlar. Ya Rabbi şükür. 110, aynen. Fena da değil ama yani idare eder. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Sivas'taki en dik yokuşlardan birisi burası. Tabii. Mesela 4. viteste 120'yi gördük. Ya şimdi maksat ne biliyor musun? Ne alacağını bil yani. Tamam, bunu alacaksın yani. Bekleme 1.6'dan. Şimdi adam 1.6'ya araba biniyor. Mesela 120'de 3400'lerde falan gidiyor bu araba. Şimdi adam 1.6 Laguna biniyor. Uçuyor diyor araba. Uçmuyor abi, tamam. Sıkıntı yok ama yetiyor. Yetiyor. Heh, olay da orada zaten. Baksana ne güzel yaylanıyor. Aslanım benim be. 110'larda döndük işte buraları da. Ya bak ben bunun daha boşunun videosunu yapmıştım. Dolusu tatlı abi yani. Dolusu başka bir araba yani. Bunda bağımsız süspansiyon var. Arka tarafta. Arka taraf bağımsız bunun. Bak 120'de girdik mesela. Güneş mi gözümüze girdi? Biz mi viraja girdik? Şunu da bir kapatayım lan. Yok, olmadı. Gayet tatlı dönüyorsun bak biraz. Bu arabada ne var biliyor musun abi? Bu arabada arabayı oturtup gittin mi var ya. Hiçbir problem yok. Ama virajdan viraja atlayayım. Bir oraya bir buraya dediğin zaman aha şimdi olduğu gibi, arkadan araba öncelikle geliyor. Zorlarsan önden de açılıyor. Ha şey değil bak, dirayetsiz değil. Yok, bir de senin jantlar da küçük. Evet. Lastik yanakları kalın. Sen şimdi buna şöyle bir 16, 17 çok bu arabaya da 16 ideal normalde yani. Normalde jant opsiyonmuş o dönemde. Ben araştırdım. İlk alacağım zaman çok garibime gitti. Çelik, lan bakıyorum araba dolu ama çelik jant yok. 15 jant standart, 16 jant opsiyon. 16 jantın bir modeli daha var. O da opsiyon. Bir de 17 jant var. Üçü de opsiyon. Hmm, 17'ye kadar var. Faz 2'de 18'e kadar var. Hadi ya. Opsiyon olması garip. Ama olsun evet. Ne olacak ki? Yani. Bak bak gel şimdi. 1.6 gidiyor mu? Gel bak. 2 kişiyiz, bir de çantam var. 3. vites 3000 devirde girdik 70'te. Bak şimdi 71. Abi 1.4 otomatik i20 ile aynı çıkıyor burayı. Performansı öyle anlatayım. Bak ona binen varsa kıyaslasın. Aynı çıkıyor. Şu an bak 72'lere. Şu an hızlanmaya başladık yokuşun ortalarına doğru. 75 olduk. İkiye çek başkan. Yok ya, tam ideal şu an. Gayet güzel bir şey. Gerçekçi yani. Daha hızlı çıkabilir. Çıkar. Gerçekçi. Ama kimse ikiye çekmez tabii. Gerçekçi bak. Şu an yani gerçek nasıl gidersin böyle gidersin. Öyle 80'de gidersin. Bıraktık. Bura tabii çok aşırı dik bir rampa. Çok dik bir rampa yani. Bura normal. En dikinde böyle çıkıyor işte araba. Onu gösterdik. Şimdi buradan dönelim, devam edelim. Arabanın abi peki kronik problemlerini sana sorayım. Hocam sen şimdi kronik problem. Bu arabayla bayağı bir zaman geçirdin. Şimdi bu araba bende yaklaşık 6-7 ay falan oldu alalı. Hı hı. Kronik olarak Laguna'da şöyle bir sıkıntı var. Bizim milletimiz Laguna tutulmuyor, Laguna çok arıza veriyor, Laguna şöyle yapıyor, böyle yapıyor muhabbetlerine giriyor ama götürüp de bizim kasap ustaların eline bu arabayı verirsen evet bu araba çok arıza verir. Ya ben şey diyorum, Renault'cu diyor, Renault 12'cinin eline vermeyeceğim bunu. Yani şimdi evet kronikleri olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü bu araba ağzına kadar dolu bir araba. Bu araba döneminin yani hiçbir arabada olmayan standart bir Focus'a binin aynı zamanda ya da D sınıfı bir Passat'a binin eksklusif harici alamayacağınız bir donanımda bu araba. Kronik ya olarak... Şöyleydi bu araba işin aslı. Öbür firmalarda da var dolusunda da. Bunu da daha ucuz alıyorsun. Heh, aynen. Olay oydu yani. Şimdi kronik olarak motor şanzımanlar kaynaklı zaten hiçbir sıkıntı yok. Bildiğimiz standart Megane 1 motoru bu. Hatta Megane K4 M kodlu motor bu. Hı hı. Kronik olarak size sayabileceğim iç aksam eğer hor kullanıldıysa çabuk yük problemler yaşayabilirsiniz. Yani elektronik olarak bu arabada sıkıntı yaşamazsınız. Elektronik olarak bu arabayı kimse kurcalamadıysa, bu arabaya ekstra vay ben şunu takayım, bunu takayım muhabbetine girmediyse bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama işte en basitinden söyleyeyim, bu arabada Amerikan Park bile bazı şeyleri bozabiliyor. Müdahale etmeyeceksin hiçbir şey. Müdahale etmeyeceksin. Yapmış, böyle kullanacaksın. Kronik olarak bu arabanın arka torsiyon burcu
arızası var. Genel hepsinde oluyor. Ne yapıyor abi? Vuruntu yapıyor. Vuruntu yapıyor. Takırtı yapıyor. 150-200 lira civarındaydı parça. İç trim sesleri var. Silikon sprey işi çözüyor gayet bir şekilde. Şu an hiçbir trim sesimiz yok. Fark şu an aynen gibi. Yok. Aynen. Hiçbir trim sesimiz yok. Tespit edilmiş. Silikon sprey sıkılmış. Aynen. Sesler giderilmiş. Onun haricinde işte ufak tefek şu ekranınızda piksel ölebilir. Bunda o tarz bir sıkıntı yok. Bazen soğuklarda gidebiliyor bazı yerleri. Bunun haricinde ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Şu kapak. Ha, bu standart. Bunun içinde yay var. Yay kayboluyor. Bunu şimdi böyle hard diye açıyorlar. Atıyor, kayboluyor. Anladım. Ondan sonra da bir daha erişemiyorsun ona zaten. Bu yaydan yine bir sıkıntımız oluyor diyorsun. Yani. Peki motorla ilgili abi. Motorda ateşleme grubunda... Ateşleme grubu tüpten kaynaklı. İki çeşit bobin var. Tam hatırlamamakla birlikte sanırım Sajen bobinlerde sıkıntı çıkmıyor. Bozulduktan sonra Sajen'e değiştirirsen bir sıkıntı çıkmıyor. O devrin standart arızası boğaz kelebeği arızası. Neredeyse bütün Volkswagen'lerde, bütün Renault'larda hepsinde hangisinde tüp olursa olsun boğaz kelebeği arızası var. Yalnız bunda boğaz kelebeğindeki arıza devir dalgalanmasına sebep oluyor. Öyle olur zaten. Çözümü manifold contası ve boğaz kelebeği contasını değiştirmek. İkisini değiştirip orijinal klip cihazıyla adaptasyon yaptırdıktan sonra hiçbir şekilde dalgalanmadır, şu olur budur olmuyor. Başka da kronik sayabileceğim işte orası burası soyulur. Renault'dur yani. Renault'un orası burası soyulur. Fransız. Yani. Onu da kaplatacaksın. Soft kaplama devam. Soft kaplama devam aynı. Ya da komple soyacaksın. He o da olur direkt, bak o da bir çözüm. Bu da bir çözüm. Sen komple soydun bunları komple şimdi. Soydum. Çok güzel bak o da güzel çözüm. Ben hiç komple soyduğunu fark etmedim mesela bunları. Yani normalde bunlar kaplama. Gayet ama güzel. Ama yok soft. Gayet direkt güzel olmuş abi. Kapladık papladık sökeceğini en azından şey yapalım. Bu yani, arada 107'lerde falan 3000 devirde gidiyor bu araba. Hani uzun yolda böyle 110 bandı iyi. Gürültü istemiyorsan iyi. Sonrasında ses. Ha sonrasında gitmiyor. Ses. Gidiyor. Gidiyor ama hani şey değil. Böyle inanılmaz düz de bulursan gidersin abi. 200 yapıştır git yani. Hiç sıkıntı yok. Ama 1.6 D segmenti bir araba bindiğinin farkında olacaksın. Bunun aynısı mesela Volkswagen'de de var. Opel'de de var. Her firmada hepsi, D segmentinde zaten, 1.6 var. Aynen. Motor hepsinin da aynı. Performansı. Beygir de aynı neredeyse. Aynen 102 beygir, 107 beygir. 3 aşağı 5 beygir. Yukarı böyle. Yani, kronikleri de çok benziyor zaten. Passatları satmadılar bize. Ha kronik dedin bak mesela şey cam halatlar. Standart. Evet. Onlar standart. Da bir... O orijinal parça takmanın süreci cam halatları standart ama şöyle bir şey var. Bu paralara, bu donanımda bir arabaya başka bir markada binemezsin. Tabii canım. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Şimdi 114.000 de tertemiz bir araba bu araba. Gerçekten aydınlatması nasıl abi onu soracağım sana. Xenonlar yağmurda iyi değil. Zaten Xenon farın beyaz ışığın zaten sıkıntısı o. Ama diğer yönlerden bir sıkıntı görmedim şimdiye kadar. Hiçbir problemini yaşamadım. Gayet düzgün aydınlatıyor. Xenon far olmasa mıydı, olur muydu? Ben sarı fardan taraflarım da. Ben de sarı daha çok severim. Yine iyi. Şey donanım yani. Şöyle bir gazlayalım. Tekrar. Yavaş kalktım. 50. 70, 80, 90, çok hafif rampa burası, çok değil öyle, düz sayıdır, 110, aha da böyle gidiyoruz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kullanması döneminin vektörasına, Passat'ına çok benziyor. Yani 11.5 ortalama öyle zaten. Alt devirlerde ölü üste çıktıkça... Atmosferik gidelim, zaten. Standart atmosferik. Zaten şeyi olayı yani o. Çok bir şey beklemeyeceksin yani. Ama aurası güzel arabanın. Yani bu öyle, arabaya binmesi öyle. Çok zevkli. Gerçekten çok zevkli. Bunu hiç abartarak söylemiyorum. Binip bakmak lazım ama şu donanımda bineceğim. Bak boşuna binince bu kadar zevk alamıyorsun abi. Evet. Şu donanımın rengi, görseli, böyle kadranları da farklı bu arabanın bildiğim kadarıyla. Evet, farklı. Normalde standartta ortadaki bir ekran da yok. Ekran bir de kadran çubuğu da biraz farklıydı farklı, onda. Evet, aynen bunda böyle daha güzel. Daha hakikaten bütün detaylarıyla araba buymuş öbüründen çalmışlar yani boşlarında. Önce buymuş, bunu yapmışlar. Ya, boşu yapıp üstünü doldurmamışlar. Önce doluyu yapmışlar adamlar. Ondan sonra üstünden almışlar. Tabii öyle hissettim yani ben bu arabada. Hepsinden ziyade çok az yakıyor. Ben ne zaman bir hafta önce falan Ankara'ya gittim geldim. Totalde 140 lira buradan aldım.
60-30, 240 liraya gidip geldim ben. 120 sabit hızla. Kanka kaç kilometre? Totalde 960 kilometre yol yaptım ben. 1000 kilometre desen 250 lira mı dedin? He. 25 kuruşla gittim geldim diyorsun. 3 kişi. Şehir içinde zaten 9.9 fabrika verisi var. Şehir için 11, yakıyor, 12 yakıyor. Benzin ama yakarsın. Ama tüp olduğu için sıkıntı yok. Ama aynen, benzin olsa Türkiye şartlarında binemezsin. Benzine binemezsin. Ya ben binemem, bilmiyorum. Binecek baba it var mı? Şehir dışında da ortalama diyorsun ki 6 litre. Bazen 5.5. 90 gibi falan gidersen 5.5, 5.4. Öyle de gitmezsin gidersin zaten. Ya ama öyle gidemezsin. Yani ha, sıkılırsın. Aynen öyle. Şey de güzel, yakıtı da fena değil. Yani o dönemin ortalaması C, D segmenti. Bu zaten şey, boyut olarak da hani ağırlık olarak da aslında tam böyle D gibi değil. Biraz daha hafif bir D. Biraz daha küçük bir D. Ama D hissiyatı olan bir D aynı zamanda. O manada güzel. Abi çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim kardeşim. Allah razı olsun. Eyvallah. Bu arada NCAP'ten 5 yıldızı, 4 yıldızımız var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu otomobilde 5 pardon, doğru. Dönemin ilk 5 yıldız alan aracı. Doğru, 5 yıldız. Panda'nın 4 yıldızı var. Evet. Bunda 5 yıldız var. Panda da yaya güvenliğinden git bak, onu söyle. Ondan aynen. Sonra ondan sonra bozuşmayalım. Yaya güvenliğinden eksi almış. Hani Panda da senin de, onu da zaten görürler. Evet. Ondan dolayı 4 yıldızdı. Bunda da 5 yıldızınız var arkadaşlar, haberiniz olsun. Ama tabi eski 5 yıldız yani. Eski, eski her zaman eski, yeni de her zaman yenidir hep diyoruz zaten. Ama güzel bir eski. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.